Merhabalar muhtarım. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, merhaba. Büyük polislerimize. Buyurun hocam. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsanu amelâ. Ve huvel azîzul gafûr. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ vekab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا سيد الأولين والآخرين واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم يا أهل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار Bizler arkadaşlarımızla beraber şehit kabirlerini ziyaret ettik. Nasıl Miraç'ta peygamberimiz arşa yükselmişse şehitlerimiz de vatan, millet ve bayrak uğruna İstiklal şairimizin söylediği gibi yükselerek arşa ulaşmışlardır. Miraç gecemizin manevi atmosferinde bizler ibadet hükmünde şehit kabirlerimizi ziyaret ederek onların bu manevi makamlarından hem istifade etmek hem de vatandaş olarak bizler için canlarını feda etmiş şehitlerimize minnet duygularımızı, onlara şükran duygularımızı bir kez daha ifade etmek istedik. Şehitlerimiz, şehit yakınlarımız devletimize emanettir, bizlere emanettir. Onları, şehit ailelerimizi biz kendi ailemiz mesabesinde görüyoruz. Onlar da elhamdülillah bizleri o şekilde karşılıyorlar. Fırsat buldukça da bir şeyleri vesile kılıp hem onlar hem bizler bir araya geliyoruz, birbirlerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün vesilemiz Miraç gecesiydi. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Rabbim ruhlarını şad etsin, makamlarını âli etsin. Amin. Miraç gecemizin de ülkemizin dirliğine, birliğine vesile olsun. İnşallah bu gece vesilesiyle bizlerin dualarımız bu salgın illetinden de başta ülkemiz olmak üzere insanlığın bir an önce kurtularak normale dönmesi. Tabii yaşadığımız bu tür hadiseler bize sahip olduğumuz nimetlerin de farkına varmamıza vesile oluyor. Sağlık nimetinin kıymetini bilerek vatandaşlarımızı da kurallara harfiyen riayet etmeye, aşı sırası gelen vatandaşlarımızın da aşılarını yaptırmaya bu vesileyle bir kez daha davet ediyorum.